Merhabalar arkadaşlar. 5. ünitenin çalışma sorularıyla karşınızdayım. Bu videomuzda 5. ünitemizle alakalı bir çalışma yapacağız. Hem konuları bu şekilde tekrar etmiş oluruz hem de biraz soru çözmüş oluruz sizlerle. Başlayalım. Öncelikle birkaç tane test sorusu çözelim. Evet, Kanuni Sultan Süleyman'la alakalı bir soru. Evet, bakalım sorumuza. Kanuni Sultan Süleyman'ın iktidarının ilk yıllarında taht kavgaları yaşamamasında 1. Halife unvanının Osmanlılara geçmiş olması, 2. fetih siyasetinin devam etmesi, 3. erkek kardeşinin bulunmaması durumlarında hangileri etkili olmuştur diye sormuş bize. Şimdi bir bakalım. Burada baktığımızda halife unvanının Osmanlılara geçmiş olması veya fetih siyasetinin devam etmesi Kanuni Sultan Süleyman'ın taht kavgası yaşamamasını bir etken arz etmiyor bize. Bunlarla hiçbir alakası yok. Çünkü erkek kardeşi bulunmuyor Kanuni Sultan Süleyman'ın. Tek erkek çocuk olduğu için herhangi bir taht kavgası yaşamadan, bu mücadeleye girmeden babasının vefatıyla direkt tahtın başına geçebiliyor. O yüzden 3 bizim doğru cevabımız, yani cevabımız C şıkkı olacak. İkinci soruya bakalım. Ne demiş? İstanbul Antlaşması'na göre Avusturya Kralı protokol bakımında Osmanlı sadrazamına denk sayılacaktı. Buna göre 1. kültür, 2. diplomasi, 3. ekonomi. Alanlarında hangilerinde Osmanlı Devleti'nin üstünlük kazandığı savunulabilir? Bize verilen bilgiye göre hareket edeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz her zaman bu şekilde tarih sorularını çözüyorduk. Şimdi anlaşmaya göre ne diyor? Avusturya Kralı protokol bakımından Osmanlı sadrazamına eşit sayılacak. Yani Osmanlı Devleti şunu söylüyor Avusturya'ya. Senin kralın anca benim sadrazamına denk olabilir. Yani küçük görüyor Avusturya'yı baktığımızda. Bu neyi gösterir? Bunun kültürle bir alakası var mı? Yok. Ekonomiyle var mı? Bu da yok. Neyle alakalı? Siyasi bir durum bu. Yani diplomasiyle alakalı. O zaman cevabımız ne olacak? B şıkkı yalnızca 2 olacak. Üçüncü soruya geçiyoruz. Gelsin sorumuz. Evet. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Avusturya üzerine düzenlenen seferlerin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bize temel amacını soruyor. Neden Avusturya üzerine seferler düzenlendi? Bunu bulacağız arkadaşlar. Bakalım. Kutsal Roma Germen İmparatorluğunu yıkmak. B'de Macaristan üzerindeki egemenliğini pekiştirmek. C. Avrupa'da mezhep anlaşmazlıklarını sona erdirmek. D. Akdeniz ticareti üzerindeki denetimini artırmak. E. Avrupa'dan Anadolu'ya askeri bir saldırı gelmesini önlemek. Bize temel amacı sormuş Avusturya üzerinde düzenlenen seferlerin. Neden Avusturya üzerinde sefer düzenleniyordu? Çünkü arkadaşlar B şıkkı bizim doğru cevabımız. Macaristan üzerindeki egemenliğini pekiştirmek için. Çünkü o dönemde Kanuni Sultan Süleyman'ın hani Macaristan'a oraya almış olması Avusturya'yı hani bu konuda kışkırtıyordu zaten. Bu sebeple zaten Macaristan Osmanlı'ya ait olduğu için Avusturya'ya da bu şekilde seferler düzenleyerek önünü kesmeye çalışıyordu. Cevabımız B şıkkı dedik. Evet, dördüncü soruya geçiyoruz. Gelsin sorumuz. Belgrad'ın 1521 yılında ele geçirilmesiyle Osmanlılar Avrupa'da daha rahat hareket etmelerini sağlayacak önemli bir üs elde etmişlerdir. Buna göre 1. Orta Avrupa fetihlerine ortam hazırlanmıştır. 2. Belgrad'ın alınması Osmanlı maliyesini güç durumda bırakmıştır. 3. Belgrad Avrupa'da stratejik bir konuma sahiptir demiş. Peki bu yargılarda hangilerine ulaşılabilir? Ulaşılabilir olanı bulmamızı istiyor bizden. Belgrad'ın Avrupa'nın kapısı olduğunu söylüyorduk hep. Belgrad alınmasıyla Avrupa'da bir kapı açmış oluyoruz. Önemli bir üs elde ediliyor. Bu bilgilerden hangileri bize bunu verir? Şimdi bakıp baktığımızda arkadaşlar biz burada orta fetihlerin ortam hazırlanmış diyebiliriz. Çünkü dediğim gibi Belgrad Avrupa'nın kapısı durumundaydı.
Avrupa'ya geçiş için bizim için önemliydi. Fethedilen kazanması için önemliydi. O yüzden bir bizim olması gereken cevaplarımız arasında olacak. Sonra Belgrad'ın alınması Osmanlı maliyesini güç durumda bırakmıştır demiş. Baktığımızda arkadaşlar bununla alakalı bir herhangi bir şey yok. Böyle bir maliyeyi güçlendirdiği yani pardon maliyeyi güç durumda bıraktığı, zarar verdiği gibi bu durum söz konusu zaten değil. Üçüncüsünde Belgrad Avrupa'da stratejik bir konuma sahiptir. Evet, Belgrad önemli bir noktaya sahipti Avrupa'da. Bunların ikisi de bizim doğru cevabımız olacak. Hangi şıkta var? D şıkkında var. Cevabımız 1 ve 3. Beşinci soruya geçiyoruz. Gelsin beşinci sorumuz. Kanuni Sultan Süleyman Cezayir hükümdarı olan Barbaros Hayrettin'i İstanbul'a çağırmış ve Kaptani Derya olarak görevlendirmiştir. Bu girişimin aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu söylenebilir? Şimdi, Kanuni Sultan Süleyman Cezayir hükümdarı olan Barbaros Hayrettin'i çağırıyor. Yani başka bir ülkenin hükümdarı durumunda olan kişiye çağırıyor İstanbul'a. Ve ona kaptan deryalık görevi veriyor. Yani donanma komutanlığı görevini veriyor. Donanmanın başına geçmesini istiyor. Barbaros Hayrettin Paşa çok önemli bir donanma komutanıydı. Kaptan deryaydı Osmanlı'da. Denizlerde çok başarılıydı. Zaten Kanuni Sultan Süleyman denizlerdeki başarıyı arttırabilmek, zirveye çıkarabilmek için o dönemde mümkün olduğunca elinden geleni yapıyor bu konuda. Bu bize neyi söyleyebilir şıklar arasında? Buna bakacağız. A. Osmanlı Devleti'nin denizlerdeki etkinliğini arttırmaya. B. Osmanlı Devleti'nin coğrafi keşiflere katılmasını sağlamaya. C. Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamaya. D. Anadolu'dan geçen ticaret yollarının canlılığını arttırmaya. E. Kapıkulu askerlerin etkinliğini arttırmaya. Şimdi bunlar arasında direkt eleyeceğimiz şıklar Türk siyasi birliğini sağlamaya. Bunu eliyoruz çünkü hiçbir alakası yok. Anadolu'dan geçen ticaret yolunu canlandırmak demiş ki hiçbir alakası yok. Ve kapı kulası etkinliğini arttırmaya hiç alakası yok arkadaşlarım. C, D ve E'yi eledik. Şimdi denizlerle alakalı olarak baktığımızda coğrafi keşifler var ve denizler demiş burada. Ancak A şıkkında Osmanlı Devleti'nin denizlerdeki etkinliğini arttırmaya diye bir ifade kullanmış. Cevabımız A şıkkı olacak. Çünkü Osmanlı Devleti denizlerdeki en yüksek zamanı Kanuni Sultan Süleyman zamanında yaşamıştı en başarılı dönemini. Ve o dönemleri dediğim gibi Kanuni Sultan Süleyman seçtiği kaptanı deryalarla gerçekten bu başarıyı yakalamıştı. Altıncı soruya geçtik. Osmanlı Devleti Fransa'ya verdiği kapitülasyonlar imzalayan hükümdarın saltanatı süresince geçer olacaktır maddesine koymuştur. Bu maddenin aşağıdakilerden hangisiyle ilişkili olduğu savunulabilir? A. Osmanlıların Fransa'ya güven duymamasıyla. B. Kapitülasyonların kalıcı mali sorunlara yol açmasının önlenmesiyle. C. Osmanlı Devleti'nde teokratik yönetim anlayışı olmasıyla. D. Kapitülasyonların başka ülkelere de verilmek istenmesiyle. E. Fransa'nın Osmanlı Devleti'ne askeri desteğini sağlaması. Şimdi baktığımız şıklar arasında arkadaşlar bizden istenen şey ilişkili olduğu durumu bulmamız ve Osmanlı Devleti'nin anlaşmaya böyle bir madde koyması, Fransa'ya verdiği kapitülasyonlarda böyle bir madde koyması çok zekice bir hareket. Çünkü bu kapitülasyonların imtiyazlar ne süreyle verileceğini belirlenmesi gerekiyordu. Onu da dönemin padişahı sadece benim yaşadığım sürece bu anlaşma geçerli olacak maddesiyle zamanını bu şekilde sınırlandırmıştı. Çok mantıklı bir hareketti. Peki bunu neden yapmış olabilir baktığımızda? Şıklar arasında en mantıklı gelen şık B şıkkı olacak. Kapitülasyonların kalıcı mali sorunlara yol açmasının önlenmesiyle demiş. Çünkü Fransa'ya verilen bu imtiyazlar biz ekonomik anlamda bizim verdiğimiz imtiyazlardı. Ekonomik ve ticari anlamda. Bu bize ileride ne gibi sorun açabilirdi? Açsa yine ekonomik veya mali anlamda yine bir sorun açabilirdi. O yüzden bunu önlemek amacıyla böyle bir madde konulmuş. Mantıklı bir hareket olmuş zaten.
7. sorumuz gelsin. Osmanlı Devleti'nin 16. yüzyıldaki 1. Hindistan üzerindeki Portekiz baskısını önleme, 2. Akdeniz ticaretini canlandırma, 3. Asya'daki Müslüman devletlerle ilişkiye girme hedeflerinden hangileri siyasi ve ekonomik amaçlara yöneliktir? Burada siyasi ve ekonomik demiş. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Maddelere tekrar bakıyoruz şimdi. Siyasi, ekonomik amaçlı olanları bulmamızı istiyor bizden. Hindistan üzerindeki Portekiz baskısını önleme demiş. Evet, burada siyasi anlamda bir durum söz konusu. Hindistan üzerine Portekizlerin bir baskısı var. Sürekli oraya doğru bir yönelim söz konusu. Orada da o bölgede de tabii bizim Gücerat Hanlığı var. Onlarla ilişki halindeyiz. Yani haberleşme halindeyiz. Oradakiler Müslümanlar çünkü. Bunu önlemek siyasi amaca yönelik. O zaman bu var. Şöyle yapalım. İkiye baktığımızda Akdeniz ticaretini canlandırma. Evet, bu da söz konusu. Aynı zamanda ekonomi için de böyle bir girişimde bulunuyor. Üçe bakalım. Asya'daki Müslüman devletlerle ilişkiye girme. Evet, aynı şekilde yine Asya'daki Müslüman devletlerle iletişimini kesmemek amacıyla da yine bu şekilde yol alıyor. O zaman üçü de olduğuna göre cevabımız E şıkkı olacak. Evet, 8. soruya geçiyoruz. Gelsin sorumuz. Aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisi hanedan üyelerinden birisiyle taht mücadelesi yaşamamıştır? Güzel bir soru. Hangisi taht mücadelesi yaşamamıştır diye soruyor burada. Biraz önce söylemiştim hatta. Kanuni Sultan Süleyman olacak arkadaşlar cevap. Çünkü onun erkek kardeşi yoktu sadece bu şıklar arasında baktığımızda. Yalnızca Kanuni Sultan Süleyman'ın erkek kardeşi yok arkadaşlar. Bu sebeple böyle bir zorluk yaşamadan direkt tahtın başına geçebilmişti. Şanslı bir padişahtı Kanuni Sultan Süleyman. Evet, geçelim soruyu. 9. soru gelsin. Osmanlı Devleti Kanuni devrinde Avusturya ile sürekli mücadele halinde olunmuştur. Aşağıdaki devletlerden hangisi üzerindeki siyasi rekabet bu mücadelede daha çok etkili olmuştur? Evet, biraz önce yine bu sorulardan benzer bir soru geldi. Avusturya'yla mücadelemizin temelinde yatan şey neydi arkadaşlar? Macaristan'a bizim hakim olmamızdı. Avusturya, Macaristan'a hakim olmamızı istemiyordu. Çünkü Avusturya ile komşu haline gelmiştik. Cevabımız B şıkkı. Macaristan dolayısıyla Avusturya'ya çok fazla etkili mücadelelerimiz oldu. 10. sorumuz gelsin. Kanuni döneminde yapılan Hint deniz seferlerindeki başarısızlığın en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Hint deniz seferlerini salı günkü dersimizde daha yeni işlemiştik arkadaşlar. Bakalım şimdi soruya. Komutanların yetersiz olması, Hindistan'ın İstanbul'a uzak olması, Osmanlı gemilerinin okyanus şartlarına uygun olmaması, Osmanlı Devleti'nin deniz filosuna önem vermemesi, İngiltere ve İspanya'nın Portekiz'e yardım etmesi. Şimdi bize en önemli nedenini sormuş. Neden biz burada başarısız olduk diye sormuş. Şimdi bu nedenler arasında baktığımızda en önemli nedeni C şıkkı olacak. Çünkü bunlardan bahsetmiştik. 4 tane Hint deniz seferi düzenleniyordu. Ve elimiz boş dönüyorduk. Başarıya ulaşamıyorduk. Çünkü burada okyanus şartlarına Osmanlı gemilerinin uygun olmaması, o bölgedeki halkın bize yardımcı olmaması, beklenen yardımın gelmemesi ve bunun dışında o bölgenin iyi tanınmamasından kaynaklı seferler başarıya ulaşamıyordu. Ama şıklar arasında bizim tercih yapmamız gerekiyor. O yüzden C şıkkı olacak cevabımız. Evet, bu şekilde test sorularını bitirmiş olduk. Şimdi eşleştirme kısımlarımız var. Eşleştirme kısmında ilk olarak olaylar ile gelişmelerini eşleştireceğiz. Gelsin. Evet. Şimdi burada baktığımızda arkadaşlar sol taraftaki bölümde bize coğrafi keşiflerdeki kişileri vermiş. Yani kaşiflerin isimlerini vermiş ve yapılan keşifleri vermiş hemen karşı tarafında da.
Biz de bunları birbirine uygun olan şekilde eşleştireceğiz. Şimdi A'da Barthelmy Diaz'ı vermiş. Barthelmy Diaz neyi bulmuştu arkadaşlar? Ümit burnunu keşfetmişti. Bunu ümit burnu ile eşleştiriyoruz. Şunu biraz inceltelim. Evet. B'de Vasco da Gama var. Vasco da Gama nereyi bulmuştu arkadaşlar? Hint deniz yolunu bulmuştu. Bunu da bununla eşleştiriyoruz. Christophe Colomb çok duyduğumuz, bildiğimiz bir isim zaten. Daha tanıdık bir isim. O da Amerika kıtasını bulmuştu. Ama yeni bir kıta bulsa da bunun hani yeni bir kıta olduğunu, Amerika kıtası olduğunu bilemiyordu. Peki kim buluyordu Amerika kıtasını en son? Kimin adını alıyordu? Amerikan Vespucci buluyordu ve onun ismini veriyorlardı kıtaya. D şıkkına geçelim. D'de Magellan ve Delcano'yu vermiş. Onlar nereye bulmuşlardı? Neyi bulmuşlardı? Bu ikisi, iki kaşif, dünyanın yuvarlak olduğunu ispatlıyorlar. John Cabot'e baktığımızda o neyi bulmuştu John Cabot'e? Kanada'yı buluyor. Ve son olarak bir tane kaldı zaten. Fernando Cortés. Fernando Cortés de Meksika'yı bulacak. Evet, burada da görüyoruz. Geçelim. Evet, burada da yine gelişmeler ile sonuçlarını birbirlerine eşleştireceğiz. Gelsin. Evet, 7 tane maddemiz var. Bunları yukarısındaki şıklarla eşleştirmesini yapacağız. Birinciye bakalım. Birincisinde Yavuz'un İslam Birliği'nin sağlama düşüncesi demiş Yavuz Sultan Selim'in. Bunu şıklardan hangisiyle eşleştirebiliriz? Hemen şıklara arkadaşlar baktığımızda gözümüze ilişti hemen Ottukbeli, Mercidabık ve Ridaniye savaşlarını görüyoruz. İslam Birliği'nin sağlama düşüncesiyle bu savaşları gerçekleştiriyor Yavuz Sultan Selim. İkincide 1533 İstanbul Antlaşması'nı vermiş. Evet, İstanbul Antlaşması'nda baktığımız ışıklardan bize hangisi gelebilir? Sonucu hangisi olabilir? Evet, C şıkkını görüyoruz. Biraz önceki test sorumuzda da vardı. Avusturya Aşırıki ile Osmanlı Sadrazamı'nın protokolde eşit sayılması. Üçüncü şıkta baharat yolunun önemini yitirmesi demiş. Baharatın önemini yitirmesi, peki buradan hangisine sonuç verebilir? Evet, D şıkkını gördük. Baharat yolu önemini yitirme ticaret yolları Osmanlı'da Sokolu Mehmet Paşa Süveyş Kanalı projesini geliştiriyordu. Ancak bu projeyi gerçekleştiremediğini biliyoruz. Dörde gelelim. Pusulanın gelişmesi. Pusulanın gelişmesi sonucunda ne olacak? Coğrafi keşifler başlayacak. Yavuz Sultan Selim'in halife olması. Burada da baktığımız şıklar arasında Osmanlı'nın İslam dünyasının lideri olması diyebiliriz. Zigetvar kuşatması. Zigetvar kuşatması kimi zamanında gerçekleşiyordu? Kanuni zamanında gerçekleşiyordu. Bu da F şıkkı, Kanuni'nin son seferi olacak. Bu sefer de zaten seferde arkadaşlar vefat ediyordu Kanuni Sultan Süleyman. Son olarak İstanbul'un fethi kaldı. Bununla da zaten tek bir şıkkımız kaldı. İstanbul'un fethiyle Orta Çağ kapanıp Yeni Çağ başlıyordu. Bu da A şıkkı olacak. Evet, burada görüyoruz zaten. Evet arkadaşlar, dersimiz burada bitti. Gelecek hafta görüşmek üzere diyoruz. Ve hemen videonun altındaki linke tıklayıp ödevinizi yapmayı unutmuyorsunuz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.